Günaydın. Herkese buradan günaydın diyorum arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Uyandık çok şükür. Uyandıysak madem inşallah bugünümüz sağlıkla, sevgiyle. Kahvemin sesini duydunuz mu? Duydunuz, kahvem oldu. Sağlıkla, sevgiyle, huzurla geçsin. Günümüz aydın olsun inşallah. Ben kahveye gidelim. Haydi gidelim mi? Gidelim. Kahveyle uyananlar kim? El kaldırsın. Dediğim gibi günümüz aydın olsun inşallah arkadaşlar. İnşallah bugünü de sevdiklerimizle birbirimizin eksikliğini vermeden sağlıkla huzurla geçirmeyi tamamlamayı nasip etsin diyorum. Ayrıca bugün biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması var 9 ile saat 3 arası. Neden derseniz bütün liseye geçiş sınava girecek olan tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Rabbim yollarını, ışıklarını aydınlatsın diliyorum. Biz geçen sene atlattık. Benim çocuğum geçen seneydi. O heyecan, acaba hangi liseye gidecek, ne yapacak, ne edecek? Çok heyecanlıydık. O yüzden şimdiki girecek olan öğrencilerin anneleri, babaları da çok heyecanlıdır eminim ki. Onların heyecanlarını anlayabiliyorum. O yüzden inşallah yollarını, bahtlarını Rabbim aydınlatsın. Sokağa çıkma kısıtlaması da çok iyi oldu bence. Öğrencilerin gireceği bu saatlerde sakinlik olması, kalabalık olmaması, gerçekten de bu kısıtlamanın olması çok iyi oldu. Öyle, sizler neler yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet, günümüze başladık. Bugün kahvaltıya kaşarlı mantar yapacağız. Kaşarlı mantar yapacağız. Epeydir yapmıyordum. Onu yapacağız. Birlikte tabii ki. Akşama da hafta sonu keyfimiz. Özkan da bugün izne ayrılıyor biliyorsunuz. Bakalım bize izinde neler gösterecek bilmiyorum. Hava şartları, sağlık, korona bunlar çok önemli. Tetikliyor tabii ki bizleri. Akşama da hafta sonu keyfimiz var. Tavuk çıkaracağım. Tavuğumu çıkardıktan sonra da birlikte soslarız. Öyle. O zaman ne diyoruz? Günümüz aydın olsun. Bismillah diyerek de günümüze başlıyoruz. Bir hava durumuna bakalım mı arkadaşlar? Bakalım. Ay, koltuğumun da örtüsünü geceden yine kapatmamışım. Onu da örteyim. Hava bugün 29 derece gösteriyor. Çok güzel. Kuşların sesleri. Hepinize günaydın kuşlar. Bugün çok sakin, dingin çünkü neden? Sokağa çıkma kısıtlaması var. Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Hepsine başarılar diliyorum. Maydanozumda hala bir gelişme yok. Ama dereotlarım bakın. Maşallah çıkmaya başladılar. Nanemde de yine yok. Kudret narım yine iyi. Günaydın tatlı kadın, limon ağacım. Şu koltuk örtümü de örteyim. Ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Ütüm çok var bugün. Ütülerimi yapmak zorundayım. Şimdi bu kahvemi içerken de bir kısım ütümü yapayım. Ne dersiniz? Yapalım mı? Haydi yapalım o zaman. Kahveyi alıyorum ve yatak odama doğru yol alıyorum. Mert de uyuyor zaten. Biz de Mert geç kalktığı için saat 10'dan sonra yapıyoruz kahvaltı. O zaman kahvemizi alıp gidelim. Bakın
Ütülerim bayağı şöyle iki sele ütüm var. Onları yapmam lazım. Bir de kurutucumda da ütüm var. Böyle görüyorsunuz mekanıma serdim ütülerimi. Şimdi ütülerimi yapacağım. Bir de neden bu saatte yapmak istiyorum arkadaşlar? Çünkü bu saatlerde yatak odam çok serin. Öğleden sonra ise mümkün değil. Ütümü de göstermek istiyorum. Hiç göstermemiştim size. Brown'un ütüsü. Kaç senelik ütüm bu? Ben çok memnunum. Çok da güzel ütülüyor. O yüzden haydi Seda, iş başına hem kahveni iç hem de ütünü yap kahvaltıya kadar. Kahvem bitti. Birinci selam da bitti. İkinci selam kaldı. Ama şimdi kahvaltı zamanı. Çünkü saat 10'a geliyor. Artık ne yapıyoruz? Tabii ki şöyle güzel bir kaşarlı mantar yapalım. Ve mantarlarımı yapmaya başladım arkadaşlar. Ben artık mantarları kesinlikle yıkamıyorum. Önceden çok yıkıyordum ama şimdi artık yıkamıyorum. Ne yapıyorum? Böyle güzelce kabuklarını alıyorum. Şöyle güzelce dış kabuklarını alıyorum. Ve sonra şöyle bir neredeydi benim selfam? Şöyle serpakla da her yerini siliyorum mantarım. Çünkü zaten bunlar kültür mantarı. Böyle de tertemiz oluyor. Bakar mısınız? Tavama dizmeye başladım. Haydi bakalım dizeyim. Sonra kaşarlarımızı koyalım. Ve mantarlarımı böyle güzel dizdim. Tereyağlarını da koydum. Şimdi de kaşarlarını koyalım. Sizde ne var kahvaltı menünüzde? Bizim bugün kahvaltımızda kaşarlı mantar var. Akşam vazgeçemeyeceğimiz karpuz mevsimi açıldı.
Kahvaltımızda kaşarlı mantarımız pişti. Şuraya geçer misin Mert, masaya? Oturur musun oğlum? Ve evet, Mert'in yine favori cümlesini duyalım lütfen. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, şuradan like atmayı ya da şuradan like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. İyi kahvaltılar. Kahvaltılar yapıldı mı? Şimdi çay keyfi zamanı. Kim yapıyor? Benimle yapanlar kimler? Evet, tam böyle çayımı koydum. Tam Fox Haber'de Merve Yıldırım'ın sunduğu haberler. Şimdi artık diğerleri tatile girip o başlamış. Gerçekten de bu kadın cinayetlerinden artık illallah diyorum. Lütfen yasa artık bir dur desin. Yani bu bütün öldürülen kadınları yasaya buradan tekrar lütfen şu kadın cinayetlerine artık dur diyelim ya. Yeter artık yani. Bu kadın cinayetlerinden, bu erkeklerin kininden, kavgasından, dayakçı tavırlarından nedir yani bu kadınların çektikleri? O bütün erkekleri de kınıyorum. O büyüten anneleri de kınıyorum. Yani biz de, onları da bir kadın büyütüyor yani. Öyle değil mi? Benim de bir erkek evladım var. Öf, böyle şeyleri duyunca da moralim bozuluyor. Neyse. Haydi bakalım çay keyfimize devam. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Ta 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 ta. Nasıl ama? Eyvah, ikiden aldım arkadaşlar. Kol detayına bakar mısınız? Karpuz kol ve 20 TL'ye aldım. Nasıl? Güzel mi? Evet, çok da güzel. Çok severek ve beğenerek kullanacağım. Bu 20 TL'ye düşmüştü. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bunu dün aldım ben Elsi Waikiki'den. Waikiki, Waikiki. Waikiki bazen seviyorum, bazen sevmiyorum. Ama şimdi seviyorum bu ürünü aldığım için. Kolları çok güzel değil mi? Kolları, kol detayları da tüllü böyle. Çok güzel. Evet, bana da yakıştı. Çok güzel. Evet. 20 TL'ydi bu arkadaşlar. Bazen çok güzel indirimleri de oluyor. Arada gidip bakın lütfen. Ütümü yaptım arkadaşlar. Ütüm bitti çok şükür. 3 sepet ütü yaptım yani. Biri kahvaltıdan önce, anne, biri de öğleden sonra. Ne oldu? Bir dakika. Ondan sonra tavuğumu çıkardım, yıkadım, süzdüm, pirincimi koydum. Şimdi öğlen ya ikindi yemeği içinde böyle ben yoğurt üzerine ceviz, yulaf ezmesi. Nerede? Ay, bakar mısınız? Uğur böceği gelmiş, hoş gelmiş. Mert'in de yoğurtla ekmek yiyor. Ben de böyle yoğurt üzerine yulaf, ceviz, bir de müsli yani böyle meyveli falan onu yiyeceğim. Böyle de ikindimizi geçirelim. Akşama da Mert'imle hafta sonu keyfimiz var değil mi Mert'im? Hadi bakalım. Siz neler yaptınız? Nasıl geçiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması bitti burada. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. İnşallah öğrencilerimiz de baş... Gel bakayım sen. Ay 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 ay, yukarıya çıkıyor tatlı şey seni. Bizim camımıza gelmiş. Uğur getirsin. Şans getirsin. Kolaylık getirsin bize. Ay, bulutlar da ne kadar güzelmiş Mert. Evet. Çok tatlılar. Uçacak ve uçtu gitti. Hadi bakalım biz şimdi ikindimizi yiyelim. İkindi yemeğimizi yiyelim. Olsun. Doğum geçmiş, şey doğum güzel geçmiş. Ay, çok güzel sürpriz yaptılar benim canlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pastayı böyle mumu yakarak gelmişler evlerime. Evet. Ebuşcuğum, Meteciğim, çok teşekkür ediyorum. Ve hediyelerimi de bakar mısınız? En sevdiğim bardaklardan ve şunu da göstermek istiyorum. Bunu ben çok beğenmiştim aldığım butikte. Çelik kartiyerimi de almış benim kardeşim. Çok teşekkür ediyorum canlarım. İyi ki varsınız. İyi, İyi ki sen de varsın. İyi ki doğdun. Teşekkürler. Teşekkürler. Hep birlikte yaşlanmak dileğiyle. Amin. Böyle bacım bana bugün sürpriz yaptı. Doğum günü sürprizi. Bir de dedi gel dedi birlikte vakit geçirelim. Ama canım. Evet. Böyle doğaya karşı. Sanki değil mi? Doğaya karşı böyle aynen oturuyoruz. Öyle. Evet, sizler neler yaptınız, nasıl gidiyor yemeğinizi? Biz daha yemedik, karnımız tok olduğu için böyle gökyüzüne bakıp hem muhabbet ediyoruz. Mert de kedicikle oyun oynuyor. Bakayım şu kediciği görebilirsek.
Ama göremedik. Neyse onu daha sonra gösteririm size. Nasılsınız buranın görüntüsüne? Çok güzel. Evet Mete, evet şimdi görüyorsunuz salata yapıyor Meteciğim. Evet Meteciğim. Bizim salatalar Mete'den sorulur. Ellerine sağlık canım. Ben yapamam şahsen onu. Onu sadece sen yapıyorsun işte. Evet, restoran açacağım. Emekli olunca restoran açıyorum. Yani. Valla tam restoranlık adamsın evet. Ahmet'e. Salatamız görüyorsunuz salatamız yiyelim. Muhteşem oldu. Aynen. Kesinlikle. Yani çok güzel yapıyor. Budur. Bana geldiği zaman da bende de yapar Mete. Hep öyleyiz. Mete'nin ellerinden çıkar salata. Teşekkür olsun. Zevk sağ ol canım. Zevk. Teşekkür ederim canım. Ellerine sağlık. Bu bir sanat. Birazdan da yemeğimizi yeriz inşallah. Ama bakar mısınız buranın görüntüsüne muhteşem. Öyle değil mi? Kesinlikle. Evet. Bugün bacımdayız. Evet. İyi ki geldin. Mert'im de burada. Memo. Evet. Ellerinize sağlık canım. Salata Mete'den. Afiyet olsun. Tavuklar Ebru'dan. Pilav benden. Hepimize afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Pilav. Evet, bugün çok güzel, keyifli, sürprizli bir gündü benim için. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Biz eve geldik, bayağı da geç geldik. Bir kedi de sahiplendik. Onu inşallah yine birlikte vakit geçireceğiz. Siz de bizimle birlikte vakit geçireceksiniz. O zaman bugünlük de benden bu kadar olsun bugün. Hepinize kocaman sevgiler diliyorum. İnşallah videomu beğenerek ve severek izlersiniz. Hepinize hayırlı geceler. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.